akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycanlı haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Operasyonel Karargah'ın SMS izni ile ilgili kararına göre vatandaşlar evlerini 3 endekse bırakabilecekler. Birinci endeksin acil tıbbi gerekliliği ve herhangi bir programda tedavi alınması ile bağlantılı olarak ikinci endeks gıda ve diğer günlük ihtiyaçlar, ilaçlar, kamu hizmetleri, bankacılık, posta ve çalışma ve hizmet alanlarında sağlanan faaliyetlerini sürdürmesine izin verilen ve açık havada zaman geçirme ile bağlantılı olarak ve üçüncü endekste yakın bir akrabanın cenazesine katılımla bağlantılı olarak diğer hizmetleri kullanma ihtiyacı. Endeks 1 ve 2'yi kullanırken vatandaşlara 2 saat verilir. İzin ilçe ve şehir içinde 2 saat ilçe ile seyahat etmenin gerekli olduğu şehir arasındaki mesafe ve tedavi prosedürünün süresi için geri dönüş süresi bir doktor tarafından belirlenir ve gerekirse polise gönderilir. Kamu hizmetlerini kullanma gereği nedeniyle ikamet ve yerlerinden ayrılanlar için iade süresi ilgili devlet organı tarafından verilen bir sertifika ile belirlenir. Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Biriminden yapılan açıklamada şu ifadelerini belirtti. Dün yeni enfeksiyonların sayısında bir artış gördük. Böylece aktif hasta sayısında artış var. Ne yazık ki kaybettiğimiz hasta sayısı da artıyor ifadelerini vurguladı. Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birimi Hastalık Kontrol ve Önleme Daire Başkanı Yakut Karayeva, Bakanlar Kurulu altındaki operasyon kararında bir briefingde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Dün yeni enfeksiyonların sayısında bir artış gördük. Böylece aktif hasta sayısında artış var. Ne yazık ki kaybettiğimiz hasta sayısı da artıyor. Bu istatistiklerin bir sonucu olarak karantina rejimi 1 Ağustos'a kadar uzatıldı ve birkaç şehir ve bölgede katı bir karantina rejimi uygulanmasına karar verildi. Maalesef uyguladığımız hafta sonları istenen sonucu elde edemedik dedi. İlçeden Bakü'nün idare bölgesine girerken SMS göndermeleri gerekiyor. Ana Devlet Trafik Polis Departmanı Şefi Albay Kamran Aliyev'den yapılan açıklamada ilçeden Bakü'nün idari bölgesine girerken SMS göndermeleri gerektiğini kaydetti. Taşıma izni aldıktan sonra bu kişi Bakü'deki dairesine gelebilir. Bu kişilerin bölgeye 2-3 ay gitmesi mümkündür. Orada kalmalı ve gerekirse evine dönmelidir. Bu insanlar Bakü'de kayıtlı olsalar da başkente hareket etmek için en az bir SMS iznine sahip olmalıdırlar. Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Yevlah, Masallı, Cellabat ve Apşeron bölgesindeki özel karantina rejimini sıkılaştırmak için ek önlemler almaya karar verildiğine dikkat edilmelidir. Karara göre katı karantina rejimi 21 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar sürecektir. Taksi şoförlerine rozetin sadece tüzel kişilere verildiğini bildirmek istiyoruz. Amaç sıkı karantina altında bir taksi hizmeti kisvesi altında serbest hareket edebilmek için kötüye kullanımları önlemektir. Toplu taşımada koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesine ilişkin kurallara uygun olarak arabaya şeffaf bir bölüm kurulması gerekiyor. Bölümleri olmayan araçlara rozet verilmeyecektir. Ayrıca 4 Mart 2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre rozet, Bakü'nün idari bölgesinde yolcu taşımacılığı yapan taksilere kendileri için belirlenen standartlara ve normlara uygun olarak verilmektedir. Azerbaycan ordusu sadece bölgesel olarak değil, küresel olarak da en modern ve güçlü ordu haline geldi. Gürcistan Rapor Bürosu'na askeri uzman Vahtang Masaya'ya yaptığı açıklamada Gürcistan, Azerbaycan'da askeri reform deneyimlerinden yararlanabilir. Azerbaycan, ulusal bir askeri sanayi kompleksi oluşturma konusunu başarıyla çözdü. Askeri ürünlerin üretimi ile birlikte ülke yeni silahlar geliştiriyor. Bu silahlar modern askeri operasyonlar için çok uygundur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri ürünlere olan talebinin yaklaşık %40'ını karşılıyor.
karşılamaktadır. Bu çok iyi bir göstergedir. Azerbaycan Devleti'nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde çok etkili ve güçlü bir savunma politikası izlediğini belirten Masiyaya, ülkenin askeri stratejisi yeni askeri güvenliğin gerçekleri için ideal. Azerbaycan kuşkusuz bölgesel silahlanma yarışında lider olarak hem Gürcistan'ı hem de Ermenistan'ı mağlup etti. Azerbaycan ordusunun 102. yıl dönümü tebriklerini dile getiren uzman askerlerimizin uluslararası güvenliği sağlama ve istikrarı güçlendirme konusunda olumlu bir rol oynadığını belirtti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcileri uluslararası terörizm ve barışı koruma operasyonlarıyla aktif olarak ilgileniyor. Her üç ülkenin ordusu da ortak tatbikatlara katılıyor. Bu işbirliği enerji güvenliği alanında da Bakü, Tiflis, Erzurum, Bakü, Tiflis, Supsa, Bakü, Tiflis, Ceyhan, TAP ve TANAP gibi çok önemli bölgesel ve küresel projeler olarak yürütülüyor ifadelerini vurguladı. Samuk Bölge İcra Gücü Başkan Yardımcısı Gezenfer Aliyev yeni bir tür koronavirüs enfeksiyonundan öldü. Koromboy Merkez Hastanesi Baş Doktoru İftikar Zeynelov, raporta verdiği demetçede genel müdür yardımcısının gece öldüğünü söyledi. Tedaviye rağmen gece 1.45'te öldüğünü belirtti. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.